Kahramanmaraş'ta su bulan adam olarak tanınan Şevket Kozalak görenleri şaşırtıyor. Elindeki metal çubukla tarlalarda su arayan adam kaynağa yaklaştığında ayakta durmakta zorlanıyor. Şimdi bu araziyi aldık. Burası 20 küsür dönüm, 24 dönüm falan. Biz burada bir içme suyu aradık. Sadece içme suyu bulalım dedik. Arkadaşın ismini duyduk. Dediler işte bakıyormuş, suyu biliyormuş. Birkaç yerden duyduk, getirdik. Önce aşağıda bir yere baktı. Dedi burada 11-11,5 metrede suyumuz var. Evet. Fakat yukarıya baktı. Dedi 8,5 metrede suyumuz var. O suyu dedi orada akını çıkarırsanız bu su kendiliğinden buraya akar gider. Biz de uyduk. Kepçeyi getirdik, içtik. Su çıkmaya başladığı anda ben kovayı, kepçeyi durdurdum, makineyi kovasına bindim, metreyi tuttum. Saat tam 8,5 metre. 8,5 metrede suyu bulduk. Ondan sonra yarım metre kadar daha inmeye çalıştık. İnemedik, sert tramdı, inemedik. Yani yeterli suyu bulduk, bize yeterli suyu. Arkadaş tekrar geldi. Dedi ki daha bu suyu biraz daha inerseniz altta kaçak var. Biz de inemedik yani. Peki, normal suyu. Buradan suyu çıkacağına inanıyor muydunuz siz? İnanmıyorduk işte, suyu yani mümkün yoktu. Ben burada 3 sene susuz oturdum. Hı. Taşıma suyla su çektim hayvanla, sepetli motorla su taşıdım. Arkadaş baktı oraya kuyu vurduk. İleriye baktı su var dedi, orayı kepçeden eştirdim. Şevket amcaya nasıl ulaştınız? Çevrenin vasıtasıyla. Yani duyulmuştu göl başında, birkaç kişi dediler işte Şevket Kozalak var. Sudan anlıyor dediler. Gittik getirdik. Şevket amcaya burada neler söylemek istedik kendisi de yanınızda mı? İşte rast gelsin. Biz yani burada bir değil mi ya? Biz bir içme suyu arıyorduk. Sadece içme suyu. Şimdi 24 dönüm burası, 14 dönüm orası. 38 dönüm araziye yetecek suyu bulduk. Diğer çiftçilerimize de sorduğum gibi bir soruyu size de sorayım. Şevket amca o suyu ararken, bulurken o yapmış olduğu hareketler size inandırıcı gelmiş miydi o anda? Ya inandırıcı, hani en çok inandırıcılığı yani 8,5 metrede suyumuz var dedi. Biz, o çok ilgimizi geçti. Yani onun merakla da olsa içtik. Acaba dedi tam çıkacak mı? 8-8,5 dedi. O suyu araziyi ararken elinde sihirli çubukları var. Teknoloji çubuklarını evet, kullanıyor kendisi. Evet. O size o kısım inandırıcı geldi mi? İnandırıcı şöyle geliyor ki yani biz de aynı çubukları tuttuğumuz zaman biz bir şey hissetmiyor. Dolaşıyor yani bir şey hissetmiyor. Bu tuttuğu zaman farklı oluyor. Yani inandık yani. İnanmasak o kadar masraf yapmadık. Çok masraf yaptık biz. Evet, teşekkür ederiz size. Biz de Şevket amca. Yine çiftçimiz de size teşekkürlerini bildiriyor ama siz neler söyleyeceksiniz burada suyla ilgili? Şimdi özellikle ben de kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu durumda ekranlarını yeni açan seyircilerimize özellikle şunu belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi işte bölgeyi gördünüz ve suyun kaynağına da varacak. Bu arkadaşlar bu bölgede bir damla suya hasret. Burası evet yeşillik görünüyor ama maalesef bir tepenin başı. Bir damla suyu bulamıyor. Ta bu kaç kilometre kendi asat ağzından neredeydiniz? Eve içme suyunu buradan getiriyordu. Bana duymuşlar geldiler dediler böyle böyle. Geldim ben bu araziyi gezdim. Buralarda su bulamadım. En sonu yukarı çıktım kendi arazinin üst başına. Orada su var. Ben dedim burada suyunuz var. Bak iki yerde suyumuz var ama şu aşağıdaki su daha derinde, yukarıdaki su yukarıda çıkar. Ve hem de bu yukarıdaki çıkan suyu cazibe bir şeklinde arazinizi sularsınız. Artezyen yapar dedim. Ve tabi bu arkadaşlarımıza şey geldi biraz, cazip geldi dedi. İnandırıcı olmadı çünkü biz buralara o kadar su arattık. Çevrede vuran oldu. Buradan bir cazip olacak su yok. Bu zor çıkar dediler. Ve benim dediğimi sağ olsunlar yaptılar. Arkadaşlar azimli geldi. Aynısı gün devrisi gün kepçeye getirdiler. Suyu 8,5 metrede aldılar. Dediğim metrede aldılar ve aldıktan sonra bana haber verdiler. Dediler böyle böyle gel. Bizim kurbanımızı da kesmişler. Arkadaşlar sağ olsun bu konuda çok azimliler. Evet sevgili seyirciler, az önce bahsetmiş olduğumuz konu kuyunun yanındayız hemen. Bir de kendi gözlerimizle görelim dedik. 8,5 metreden çıkan suyun tam şu an noktasındayız. Bunu Mustafa abi tekrar neresi oluyor? Nasıl söyleyeceksin Mehmet abi? Suyumuz buradan çıkıyor. Tekrar işte 300 metre kadar aşağıya indiriyoruz. Aynı cazibeli şekilde. Kendi dinamo, motor hiçbir şey kullanmadan. Bu suyu buradan çektiriyoruz. Tamamen kendiliğinden çıkıyor. Kendiliğinden çıkıyor. Havuz dolduktan sonra biz orada vanayı açtığımız takdirde su 12 saat bitmemek şartıyla akıyor bu su. Şimdi Şevket abi biraz inandırıcı gelmiyor. Şöyle düşündüğümüz zaman dağın tepesinde 8,5 metrede bu suyun çıkma imkanı %0 denecek kadar. Şöyle bakıldığı zaman başka bir araziye, başka bir tarafa bakıldığı zaman %0 derecede.
Yani siz bunu nasıl keşfettiniz burada dağın tepesinde 8,5 metreden bir de suyu? Efendim sizi ben sizlere hak veriyorum. Sudan çünkü bilmeyen kişi haklıdır. Çünkü bu dağın başında bu görmüş olduğumuz yer göl başından 150 metre yüksek bir yerde. Burada su çıkması ben yani bu işe bakmasam ben de derim ya bu kafaya şu gelip burada uğraşıyor. Şimdi şu an gelmiş olduğumuz yer bakmış olduğumuz su 8,5 metreden çıkıyor. Bu suyun tahliyesi şu anda üstünü kapatmışlar. Suyun göründüğü yer evet bu şekilde görünüyor ama kapak yapmış adam içine herhangi bir şeye düşmesin diye boru için almış su orada mevcut sürekli akan bir su. Bu suyu cazibe bir şeklinde devamlı bura akıyor. Hiç bitmemek şartıyla suyun da fazla tahliyesi bu. Takdir gayri gördüğünüz mevcut çıkan suyu. Kahramanmaraş'ta su bulan adam olarak tanınan Şevket Kozalak görenleri şaşırtıyor. Elindeki metal çubukla tarlalarda su arayan adam kaynağa yaklaştığında ayakta durmakta zorlanıyor. İşte o ilginç görüntüler. Şimdi bu soğanlı taraftaysa ben şu an tarama alanına giriyorum ve neredeyse bana tepki verecek bu. Gözleri bağlı, elinde 1,5 metre uzunluğunda bir metal çubuk tarlada su arıyor. Evet, bana verilen tepkiye göre su bu merkezde olması lazımdır. Kahramanmaraş'ta yaşayan Şevket Kozalak 60 yaşında. Yıllardır elindeki çubukla kurak alanlarda su arıyor. İşte o anlardan biri. Kozalak elindeki metal çubukla toprağa gömülen su bidonuna yaklaştığında ortaya bu görüntü çıktı. Evet. Tamam. Getirin bu bölgede efendim şu. Tamam. Bendeki olan manyetik bir çekim var. Yani tutma imkanım yok bu çubuğu. Ya beni bileğimi kıracak ya beni yere vuracak. Vücudundaki biyoenerji sayesinde yeraltı sularını buradaki bulduğunu iddia eden Şevket Kozalak'ın en büyük yardımcısı elindeki metal çubuk. Çelik telidir bu, bir miktar da alüminyum. Telin bir tanesi noksan olsun, bir tarafı bükülsün, herhangi bir leke olsun kesinlikle tepki vermez, yanlış bilgi verir. Kahramanmaraş'ta su bulan adam olarak tanınan Şevket Kozalak görenleri şaşırtıyor. Elindeki metal çubukla tarlalarda su arayan adam kaynağa yaklaştığında ayakta durmakta zorlanıyor.